Merhaba Nazlı. Ay sen daha rahat konuşuruz sanki Ali. Ama anlamadığım bir şey var. Ben bu evde tek başıma yaşıyorum. Neden 4 tane sandalye var? Bu ne? Su. Kıymalı makarna. Ağzımda tuhaf bir yumuşaklık bırakır. Var. Şimdi sahip alın mı? Ağzımda tuhaf bir sertlik bırakır. Köfte patates. Dudaklarım yağlanır, hoşlanmam. Buldum. İmam bayıldı yapalım. Şöyle zeytinyağlı, güzel. İsmini sevmiyorum. Birini bayıltıyorsa beni de bayıltır. Fazla büyük. Fazla küçük. Kabuğunun soyulması lazım. Keşke doğramadan önce söyleseydin Ali. Sen bu menemeni bir yeme. Bak göstereceğim. Ne göstereceksin? Dayanamadın değil mi keki duyunca? Ben kek duymadım. Kötü huylu tümörü var. Kötü huylu mu? Ölecek miyim ben? Muhtemelen. Sadece ihtimal dahilinde. Hayır, kesinlikle ölümcül. Ölümcül demek ki. Doktor Vefa ne yapıyorsunuz? Osuruk bekliyorum. Bütün gün burada osuruk mu bekleyeceğiz yani? Hayır. Başka testler de istedim, onları da bekleyeceğiz. Yaptım. Kulağa iltihaplı olan yerinden MR mi istenir? Müthiş. Gerçekten müthiş plan. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ali kinaye yapıyorum. Yedim de onları mı? Ali. Bir gelebilir misin? Diğer dışı görevin hayırlı olsun. Nazlı ile beraber bir karaciğer almaya gidiyorsunuz, tamam? Gitmemeyi tercih ederim. Şunu duyuyor musunuz? Neyi? Niye bağırıyorsun o hizeye doğru oğlum? Sesimin yankılandığını göstermek için. Çıkarken kapıyı kapa. Selam bebek, mugo ben kelebek. Gibi gibi sözlere doğru. Bir tane doktor var sizin. Sesiniz bir çıktı. Sağlıklı bir yetişkinin dakikada verdiği nefes sayısı 12 ile 20 arasında değiştiğine göre desibel sayınızı da hesaba katarsak boşuna 10 nefes tükettiniz benim için. Demek ki beni önemsiyorsunuz. Teşekkürler. Ben sizin için Ali'ye göz kulak olurum. Dost dediğim adama çileli.